saygı değer, değerli soydaşlarımız, değerli yurttaşlarımız. Dediğimden böyle yola çıkıram. Bakı'dan Türkiye, Türkiye'den Hollanda'ya. Hollanda'da o günlerde Brüksel'de bir toplanışımız var idi. Sonra Hollanda'ya geldim, orada çekimlerimiz oldu. Bugün Almanya'dayım. Almanya'nın Köln'üne şehrinde, Köln. Bir değerli soydaşımız, çok sağ olsun, var olsun, Ali Kuşçulu. Onunla birlikte beraber birazdan sonra bir değerli soydaşımızıyla görüştürecek beni. Çok sağ olsun, var olsun. Büyük bir emeği vardır. Buraya geldiğimde bana çok yardımcı oldu. Ali Bey, sizi hoş gördük. Biz şimdi haraya gidiyoruz? Çok sağ olun, teşekkür ederim. Sizden, sizin yayınınızdan. Şimdi burada yola düşmüşüz. Köln şehrinde bir dostumuz vardı. Gözel şairimiz, yazıcımız Işık Sönmez'in görüşüne geldik ki onunla sizi tanış ettirim, onunla oturup danışasınız. Özellikle biz şimdi haradayız? Şimdi bu şehrin adı Köln şehridir. Köln şehrinin gidip bir bölümüne. Köln şehrinin kuzey tarafında bir bölge var. Şimdi bizim dostumuz orada yaşıyor. Geliyor bölgeye. Doğrudur. Köln'le onun arasında ne kadar yol vardır? Yani, çok yakındır. Yani çok yakın değil. Çok olsa 20-25 kilometredir. Bu başından o başından 25 kilometre Köln'le onun arasında ara var. Çok sağ olun, var olun. Değerli soydaşlarımız, bizden ayrılmayın. Gördüğünüz görüntü Almanya'nın Köln şehrinin sokaklarıdır. Buradan indi biz dediğinden yola çıkırız. Almanya Köln'ün kuzeyine gidiyoruz. Buradan da Bonn'a çok yakın, belki 25 kilometre yol vardır. Birazdan sonra Ali Kuşçu'nun güzel çalışmaları var. Azerbaycan'ın edebiyatı, tarihi üzere güzel işleri var, güzel çalışmaları var. Durmadan Azerbaycan'ı seven ve onun üzerinde emek veren ve özellikle de onun yoldaşı, yaşam yoldaşı Almanyalıdır. Onun da güzel çalışmaları var. Birazdan sonra bütün soruları soracağım. Ali Bey onları yanıtlayacak. Burada olan Almanya'da yaşayan Azerbaycan Türklerin durumunu öğreneceği, onları Antv'ye yansıtacak. Bizden ayrılmayın, bizimle kalın. Saygılarımı, sevgilerimi sunarım. Esen kalın. Bunların bir özelliğinden anlatar mısınız? Uygur Türkçesi diyende bir bugünkü Türkçe var ki Uygurstan'da danışılır. Türkçeleri ki inanç olarak ki buğdaydı. Bunlar harda bulunur? Buna işaret ettiğim gibi Berlin'de bir kitapkana var. O geçmişte Preuss Şahlığı ben. O çok asip görmeden getirilmişler. Şimdi onları saklayabilir. Kağıtlarında da vardır. Onlar ışık hızı gördü mü? Onlara ben... Benzedikleri için onlara runik alfası demişler. Ancak bunun runik alfasının alakası yoktu. Türklerin özüne has bir alfabeymiş. Yani Göz Türkler döneminde olan o özelliklerinden biraz anlatarsınız, çok seviniriz. Yani Türk dilindekiler yani derya sayılır. Has olarak Türk halkları bugünleri muhtelif edebiyatlar üzerine seçmişler. Yani diye Türkçesi hı yoktur. Biz hırıldamak diyen de ve hırıldamak diyecekler. Bir yanda ki deyse ölü diyecek ki hırıldığı ölüm halindadır. Mesela ölü hırıldığı yani gülmeye başlayıp biraz çok yani gülünce gelir. Ya mesela günlükleri, onun içerisinde neler vardı? Birazdan sonra o dastanlarından soracağım. O dastanları nedir? Ve özellikle o zenginliğinin içerisinde onun bulmacaları da, deyimleri de, atasözleri de. Bunların bir özelliklerinden anlatar mısın? Yani işaret ettiğim için bak, yani diğer ki mesela bu meşhurdur, tanınmıştır ve Kırgızlardan Manas dastanları. Onlar o bir dastanlar yok değildir, vardırlar. Ancak geçmişte olarak çoklu şefahi hal hayattadır. Kadını bilmirsen
Ölenden sonra başlıyorsan orada ağlamaya, dinlemeye. O da onu getirir ki yani zamanında değer verin. O da o takdir vaktinde şikayetlerini deyir ki zamanında değer verin insanlara. Ölenden sonra getirir buna. Neyin edersin? Ha ağladın, ha güldüne. Neyse yoktur. Çünkü bayatılar dilimizin o zenginliğidir ki bunların koşarları, söz diyerleri, söz yazarları, diyenleri, söyleyenleri belli de. Yani onlardan o bizlere gün yetişmiyor. Bayatıların üzerinde biraz değiner misin? Öpte, o ki, yani, diyecektir, mesajı vardır, onu dördüncü kafiye ile getirsin. Yani mesela deyir, azizim ay, her aylar, her ulduzlar, her aylar, denizde. Dilçili Türkçe'nin böyle o zenginliğin üzerinde yani parmak koydum. Deyimlerin ve deyişlerin üzerinde bir onları bir anlatar mısınız? Deyimler nedir, deyişler nedir? Deyimler yani Farsça'da istilahdır. Yani muhtelif olmuş kelimelere deyimler deyirik. Deyişler de o deyilmiş şeylerin deyişler değildir. Bugün koşuklar, koşmalar kölgededir. Herkes böyle arzuyla, kafiyeyle uğraşır. Niye ölçüleriyle uğraşmırlar? İnsan, yani işaret ettiğim gibi dil insanın evidir. Diyelim ki bir nefer Arap edebiyatıyla. Tükler olsun, burçalı tüklerinden. Ya Azerbaycan Uzgar. Oturup o kadar koşmalarımızıyla öyle güzel söyler, söylüyordur. Ama onlar bir araya toplamışlar. Ancak biz bugün Güney Azerbaycan'da dedeler filan şah, şahını kulan. Soruşan yok ya, şahdan kulam çıkmaz. E ya bu şah diye kulamıdır da. E kulamıdır ki şahın demeyin. Lütfen denili kulamlar. E şahdırsa deyin şah. Öyle o zihniyet esasında vakti yani gharbide dolaşan zaman pul verilmiş, ortaya koyulmuş dastanlardılar. Yani bu bugün ne deyelim mesela? Bakın gördüğümüzde görüyorsun karşımızda olan yani dost demeyelim yani bizi sevmeyen mesela o Tacik Fars dili ya bakın uyduruk dastanlarını ortaya koymuş sergilemiş özüne bir edebiyat çıkmış ama biz doğal dastanlarımızı o nağıllarımızı deyimlerimizi deyişlerimizi bayatılarımızı atasözlerimizi bak biz onların qabağında az yetirmişik. Az yetirmişik ki bunun neydi? Eğer biz bu evin əsasları olmamış. Hətta ki bir çoxla deyirlər ki Türkçənin bir qrameri var. Türkçə bir yazılar. Türkçəyi yazmaq üçün 32 səssizlik var. O səssizlikləri bir yerə ağızdan çıxanı bir yerə düzdüyündə yəni yön verilməmiş, yönətə bilməmişlər və özəlliklə belə bir boşluk ortaya çıkma. Ama umarım ki bu programda değerli soydaşlarımız Türkçe yazılı dil bilgisinden yoksul oldukları için o şeffaha eşittikleri kelimeleri de hatta Türkçe yazmaya hasretler olmamış. Hatta ki birçokları değiller ki Türkçe'nin bir grameri. Dilçilik üzerinde çalışmalarınızdan ve gelecekte ne edeceksiniz? Ne bir teoriniz, ne türlü bir öğretiniz vardığını söyler misiniz? Yani gelecek sorusu dedi, herkes bilmiyor gelecekten ne olacak? İster dastanlar zeminesinde, edebiyat zeminesinde, ister kadim şehirler, folklorlar, bu şeyler ki gidip batmış halindadır. Ancak yine de bazı uzak uzgar bölgelerde yaşayırlar. Onların vasitəsi. Türk dil bilimidir. Onun üzerinde çoxlu teoriler var, çoxlu konuşmaları vardı. Bugün bizim televizyonumuza danışdı. Bugün onun qonağı olduq. Yenə də gələcəkdə Almanya'ya geldiğimizde yenə də Elyaz Yekənli əsən qalın. Çox sağ olun. Elyaz Yekənli əsən qalın. Saygıdeğer, değerli soydaşlarımız, değerli yurttaşlarımız. Bugün aprelin
özellikle Nisan'ın biridir. 6. gün 2023 Almanya'nın Köln şehrindeyiz. Burası Almanya. Burada çoxlu değerli soydaşlarımız, dildaşlarımız yaşamaqdadır ve özellikle Azerbaycanımızın ve Türkçülüğümüz üzere büyük bir emek veren düşünürlerimiz ve aydınlarımız vardı. Özellikle bugün bizi değerli bir soydaşımız Almanya'ya geldiğimde Ali Quşçulu Bey, çok sağ olsun, var olsun, direkt Sayın Işık Sönmez'in evine getirdi. Gerçekten sanal dünyasında bilgileriyle, düşünceleriyle böyle bir varlığımıza büyük bir katkısı olan, büyük bir emeği olan Sayın Işık Sönmez Bey. Işık Sönmez Güney Azerbaycan'ın Qaradağ bölgesinde doğulmuş ve yetişmiş ve Almanya'ya köçmüş, torkoloji, Türk dil bilim üzere okumuş ve eğitim almış, dilçilik üzere uzman, doktor, düşünür ve araştırmacı yazardır. Onun öğretileri, onun çalışmaları ve onun araştırmalarını öz dilinden eşidəcəyik. Bugün dilçilik üzerinde bize danışacak ve konuşacak ve düşüncelerini bizlere paylaşacak. Hoş gördük Sayın Sönmez Bey. Selamlar, hoş geldiniz Elgöz Bey. Ben de sizi hoş gördüm. Özellikle biz bugün haradayız? Biraz bundan önce de ben vurguladım. Burası işaret ettiğiniz gibi Almanya'nın Köln şehridir. Köln şehri, şehir olarak bir tane medeni şehirdir. Burada muhtelif medeniyetler, diller, insanlar yaşarlar. Burada belədir ki, yani her bir yani cəmiyyətin burada diye bir 15 nəfər xanavadası ailəsi oldu. Orada uşaqlar üçün öz dillərində mədrəsələr yani dərs klasları da vardır. Yani dillər oxunur, yazılır. Deyək ki, farslar üçün fars klasları var. Türklər üçün türk klasları var. İspanyol üçün İspanyol. İtalyan üçün İtalyan. Yani bəzi mədrəsələri var ki, yani Alman dilləri kənarında öz dillərində İnsanların okuyup öğrenmekleri ve yazmakları imkanları vardır. Ne yazık ki işaret ettiğiniz gibi ben dünyada buradan geldiğime bak nedir olarak bizim İran Marka Mersesinde ki sayımız Farslardan azcı değil çok olarak olar. Ancak hem özümüzün dil bilindiğimiz şurumuz aşağı olduğu Farslığa temkin ettiğimiz hem de Fars istimar kuvvetlerinin bu mesele gönlünüz oldukları için biz öz dilimizi, öz medeniyetimizi tercih etmemişik ve Fars istimarçılık boyununa milletimiz temkin etmiş. Yani bu meselenin adı iç istimardır. İç istimarı özümüze bir İran milleti kimi kabul etmişler bu asasında. Sayın Işık Bey, ilk önce Qaradağ bölgesinde doğuldunuz ve özellikle Qaradağ bölgesinin yani dilimize varlığımıza büyük bir katkısı vardır. Yani gerçekten ozanlar yetiştirmiş, orada yiğitler yetişmiş ve özellikle de baktığımda Azerbaycan Türkçesinin ve Azerbaycançılık üzere büyük emek veren Qaradağlı soydaşlarımız da vardır. Yani bunu diyebilir ki bu sizin kanınızdadır. Yani bunun bir ayrıcalığı vardır. Yani gerçekten öyledir. Siz Almanya'ya gelenden sonra neden Türk dil bilimi üzere böyle bir bu dalı seçtiniz, bu bilimi seçtiniz? Ne için? Yani işaret ettiğiniz gibi insanlar yani doğdukları yerlerine bağlıdır. Yani ben de bir Qaradağ uşağı olarak Qaradağ'ın dağlarından öz dil ve medeniyet ilhamımı almışam. Yani orada ben dağların başına çıkanda elə bir şey, dünya benimdi. Sıxardım Topallı dağların başına. Bir de bir şey kitabım var, Gürer adında. O da yayınlanmış zamanında. Yani dağların başına çıkanda elə bir şey, dağ benimdi, ben çıkmışam taxtın başına. Yani ben daha şalı taxtı lazım değil. O dağın başı benim yani, taxtımdır, sultanlık taxtım sayılır. O açıdan ben öz dilimize, öz medeniyetimize vuruldum, aşık oldum
Ve geldikten sonra bura eleyebilirdim mesela. Ben. Sayın Sönmez, ilk önce Karadağ'da doğuldunuz, Karadağ'da olduğunuzda, yani dilimizin böyle bir özelliği, zenginlikleri vardır. Hangi koşmalar, hangi bayatılar, hangi sözler, hangi deyimler, hangi deyişler, hangi öyküler, onlar sizi etkiledi. Bilirim ki, dedelerimizden, nenelerimizden, ulularımızdan bunları öğrenirdiniz. Yani diyebilirim ki, bu bizim kanımızda vardı. Sizi o dönemde neler etkiledi? Bizi, yani ben şahs olarak o zaman böyle etkileyenler, yani halk dastanlarıydı ki, kışta... Darını çekebilirsiniz ki, kışta böyle o kürsünün başında neneler, nağıllar deydi, öyküler söylüyordu. Koşmalar, koşuklar, bayatılar, toylar, düğünler. Onlardan bir anlatar mısınız? Tabii diye mesela o Meriç Mehmet nağlıydı. Yani ki Asli Kerem dastanlarıydı. Aşık Garip nağıllarıydı. Aşık Garip eşyasının. Onlar yani benim hatta özümün şahsiyetimin şekillenmesinde büyük roller olmuşlar. Atif ile ağzından da insan her zaman şey olmuş yani tesirlenmiş. O açıdan kaçınılmazdır. Ve dediğim gibi bir de bizim dağlarımızda insanlarımızın, şairlerimizin, hatta aşıklarımızın, dağlarımızın metine, mesela diye ki Rud Karasoğlu'nun dedemin adlı kitabı büyük nakşı olmuştur. Ya mesela Mehmet Hüseyin Şehriyar'ın Sehendiyesi ki bildiğiniz gibi Mehmet Hüseyin Şehriyar istiydi Bulgaristan'ı görüşsün. Bulgaristan'da o zamanlar biraz siyasi akımlara kapılmışmış. Ancak Şehriyar biraz muhafazakar, yani konservatif olduğu için ona tanış vermeye korkurmuş. O da ki anlaşmış ki Sehend her bir dilden olsun, olur olsun Şehriyar'a yol tapsın. Onun yani Şehriyar'ı çok dedi dümsüylemesi, onu didmesi, onun mektuplarıyla oluşturması Şehriyar'ın yüreğinde o Sehendiye dastanını yol açtı. Ki Bulut Karasoğlu Sehendiye eserini yarattı, bakan şahkar olmuş. Yani Şehriyar. Ancak Şehriyar o bakımdan özünü daha halk içinde, has olarak düşünürler içinde büyük sahaya kaldırdı. Diye Şehriyar'ın Heydar Oba kitabı folklorik eserdir. Ancak onda edebiyat viceliği yoktur. Çok aşağı şeydir. Ancak bu folklorik yaşadıklarını şiire sehdiği için daha artık onun şiirleri ehemmiyet kazanmış. Her kimse, her bir Azerbaycanlı onu lems edir. O Xəstə xalasından anlatır. Ya Mir Mahmud əmsindən anladı, kimindən anladır. Hamısının bunları hər kimsə deyir, mənim bir əmim varıdır, mənim bir xalam varıdır, kürsü qururlar, neynirlər, bunları ləms eləməyə çalışır və dərk eləyir. O açıdan Şəhriyarın, görürsən ki, yaratdıqları ədəbi baxımdan aşağı olmasına baxmaya, deyir klasik morfolojik baxımından, yəni xalq içində yer açır və xalqın rəğbətini qazanır. Baxışdan görürsən ki, Azərbaycan Cumhuriyyətində də onu çox sevirlər, Türkiyədə sevirlər. Çünkü niye bu folklorik bir eser koymuş ortaya? Bugüne dek Sayın Sönmez hangi kitapları yazdı? Çalışmalarınızdan anlatar mısın? Bugüne dek kitap yazmak dedikte bir 8-9 yıldır kitabım var. Kitaplarımın ağzını yani daha doğru zihnimde sıralamak zaten olacaktır. Birinci şiir kitabım Güler Altındadır. O yani benim bu ehsaslarımdır ki öz məntəqəmizdə, öz bölgəmizə sıralanmış və bir şehir kimi, elə aynı Şəhriyarın Heydrobası kimi gəlmiş, kağız üzərində bir mətn olmuş. İkinci çalışmam Azərbaycan türkçəsinin özəllikləri, Qaradağ, Muğan və Zəncan ağızları. O mənim doktora risaləmdir. Onu yazmışam və sonunda da bir 100 səhifəlik müxtəlif türk dillərinin qarşılıqlı müqayisəli lüğət kitabıdır.
O da odur. Onun kenarında diyebilirim yani bir 5600 sayfalık, belki de çok olabilir. 8-9 cildir var ben hazırlamışım. Bunlar intikadi, nakde saslı ve elmi ve kitaplarımdır. Ancak kitaplarım adı indi zihnimde değiller. Ancak ağırlıklı nakde saslı ben bu ister Fars muallifleri, ister Azerbaycanlılardan ki bazıları bilmeden Fars baltasına sap olmuşlar. Onların yazılarını nakdelemişim ve onları çakızış etmişim. Bir de Mirza Metkan Astırabadı'nın Sengilik adlı Çağatayca, Farsça o Ferengi lügatını, onu da Almanca'ya çevirmişim. O da yakın günlerde çap olacaktır. Mirza Mehdi Astırabadı bildiğimiz təkin Nadir Şah dönemində yani Türkçe sözlük yazan. Doğru. Onun da üzerinde biraz bilgi verseniz çok sevinirim. Mirza Mehdi Xan Astırabadı Nadir Şah'ın muncusu olmuş. Əmrəli tərbiyyətin dediyinə görə o 5-6 nəsil geriyə qeyddiqda, dalı qeyddiqda Əmrəli tərbiyyətin də atası olmuşdur. Ancaq o Əmrəli Şirinəvayinin yazdıqları əsərləri bütün daramış, onları dərləmiş, gözdən keçirmiş. Onların əsasında o sözlər ki, vaqan çətin edirlər. Onları bir Fərəngöt adında gətirmiş, yazmışdır. Nadir Şah da bildiyiniz kimi əlləşmiş ki, Azərbaycan türklüyü ilə o zaman Osmanlı türklüyünü iki dənə böyük imperiya idilər. Bunları bir-birinə barışdırsın. Mirzə Mehdixan... Belə çıxır ki, bir ortaq türkçəni, ortaq bir varlığı bir ortaya qoysun. Arada, yəni doğuyla və batı da yaşayan türklərin arasında bir barış sağlasın, doğru mu? O zaman bu anlayış yoxdur, ancaq siyaset olaraq Nadir Şah bunu dərk etmişdir ki, iki qardaş arasında bu qan axıtmasını ki, məzhəb əsasındadır, biri şiyəlik deyə, biri sündürük deyə bildiyi kimi türklük yani müsəlmanlıqdan çətin ayrılır biraz. Yani çox öz dinlərinə düşkün bir toplumuq, toplumdurlar. Əlləşdi ki bunlar bir-birinə barışdırsın. Ancaq bir səfər ki Mirzə Mehdixan Astırabadı özü o heyətlə gedirdilər Nadir Şahın, yani Nadir Şah göndərmişdi. Gedirdilər İstanbul'a və Osmanlı İmparatorluğu ilə Əfşar İmparatorluğunu barışdırsınlar. Bu Bəğdad yaxınlarında eşidir ki, buzur Nadir Şah dünyasını dəyişdi. Buradan daha yolunu davam etməyərək qayıdır gəlir dərbara və oradan da siyasətdən uzaqlaşır. Ancaq Mirzə Mehdixan Əsrabadın özünün bir böyük kitablığı varmış. O kitablıq da elə sonra nəsləndir nəsl Məhəmmədəli tərbiyyətə yetişir. İndi o kitabın nə həddə qalmış, qalmamış, nə ölçüdə onlar Təbrizin milli kitablığına bağışlanmış. Orası mənim üçün sorğu-sual yeridir. Sayın Sönməz, Almaniyaya gələndən sonra türk dil bilim üzərə oxumuş və eğitim almış və dilçilik üzərində çalışmalarınızdan nələr etdiniz, nələr yaptınız? Onların üzərindən bir bilgi verər misin? Yəni, burada yəni, o, Türkiyədə bilindiyi kimi keçmişi yəni, Türkiyə şünaslıq olduğu üçün Türkiyədə türk dil ədəbiyyatı da ağırlıq basır. Bu qərbdə, yəni məxsusən xas olaraq Almanda türkolojunun türk dilləri və ədəbiyyatının yəni yazılı əsaslı mərkəzi olduğu üçün burada türk dilləri və deyilir. Onun əsası budur ki, bunlar bir çox türk dillərindən burada ədəbiyyatları vardır. Məsələn, Berlinin bir əl yazmaları bölümünü var. Orada qədim Uyğurcadan xarvar-xarvar türkçə mətnləri vardır. Ancaq o mətnləri bu günləri gətirib mətn eləmək üçün güclü bir dövlət istəyir. O dövlət
Onun dalında dedi araştırmalara hazine uymalıdır bu insanlar. O metinleri dilimize ve metin olarak halkımıza kazandırması lazımdır. Ben ise ister kadim Türkçe, ister Çağatay Türkçesi, ister bugün Türkçeler üzerinde yani öğrenmeklere çalıştım. Diye ki Çağatay Türkçesi, Osmanlı Türkçesi ile paralel iki medyum sayılırlar. Yani bunlar birbirlerine yakındılar. Aynı halde Çağatay Türkçesi Orta Asya'nın Türkçe kelimelerini de karşılığını içerirken Osmanlı Türkçesi, Oğuz Türkçesinin ve Osmanlı element yani Arapça elementler. Sayın Mezbey, o dönemde baktığımızda Elhanlar döneminde Uygur Türkçesi, sonra Afşarlar geldiğinde Çağatay Türkçesi, sonra Oğuz Türkçesi ve özellikle de ki Batı'da Osmanlı Türkçesi. Yani Osmanlı dediğimizde çok Arap karışır ama Uygur Türkçesi ve Çağatay ve Oğuz Türkçesini bunların bir özelliğinden anlatar mısınız? Uygur Türkçesi diyende bir bugünkü Türkçe var ki Uygurustan'da danışılır, Sinkyang'da. Bir de Kadim Uygur bölgesinde var. Ki Kadim Uygur... Kaşgarlı Mahmud'un yazdığı yani böyle İlhanlar döneminde ondan olan yazıtlar vardı ve ondan önce. Ondan kabak. Yani bu diye ki o zamanlar iki tane medyum vardı. Biri diye Kadim Türkçesi, Göy Türkçesidir. Yazılı olarak ondan kabası var tabiidir, tapılacak zamanla mesul olur. Birisi de Uygur Türkçesidir, Kadim Uygur Türkçesi. Kadim Uygurlar dil medeniyet olarak Budistler, Budist oldukları için onların birçok metinleri Budistdir. Ancak birçok felsefi terimler de o kadim Uygur Türkçesinde var. Onları mesela bugün ne Türkçemize kazandırmak olarsa adam eleyebilir ki birçok kelimeler diye. O el yazmalar, ya o taş yazıtlar, ya derilerin, ya o dönemde nelerin üzerindeki yazılmış. Onlar bugün o Uygur Türkçeleri ki inanç olarak ki buğdaydı. Bunlar harda bulunur? Buna işaret ettiğim gibi Berlin'de bir kitapkana var. O geçmişte Preuss Şahlığı gitmişler, muhakkakla tapmışlar. Onlar Preuss öğretinin hazinesiyle getirilmiş. Berlin'de bir kitapta saklanılır. Bunlar ağırlıklı olarak yani diyelim ki Sufal aletindedir. O zamanlar yerin altından tapılmışlar. Yana ve Sufal yana saksılarının. Saksı kimindir? Ben, yani ben, kırmızı palçıktan yapılan. Ben. O çok asip görmeden getirilmişler. İndi onları saklayırlar. Kağızlarında da vardır. Onlar ışık hızı gördü mü? Onlara ben böyle bir Türkiye ya Azerbaycan ya Türk dünyasında olan ülkeler onlara bir sergi düzenledi mi? Onları bir gözler önünde bulundurdu mu? Onları eşiğe alması çok zordur. Hatta onun bir sefer kağızını eşiğe almak için gerek dedi. Sen bir has bir muhasiseden senin icazın olsun. Gidesen Berlin kitaplığına orada onlardan kömeği alasan. Onların özünü de eşiğe vermezler. Yalnız belki onların de özünü yok, orijinali yok. Daha artık onlar onların da. Ancak onların üzerinden kopa olsun, ondan sonra bir şeyler. Onlar yalnız ortaya koysunlar, sergilesinler ki bu Uygur Türklerinin yazıtlarıdır. Doğru mu? Tabii de onlar metni olarak da bazı mutakassisler, Türkologdurlar, Alman gözünde çalışmışlar. Onları öyle kadın Uygurca alfabesiyle de çap etmişler. Ancak onları adlı kitle çok az dert etmiş olur. Birisi bu dışı geçmişte... Söz konusu Uygur alfabeti oldu. O dönemde Uygur alfabeti sağdan sola yazılırdı ya soldan sağa yazılırdı? Uygur alfabeti o zamanlar yani... Olabilir ya yukarıdan aşağı yazılırmış. Soldan kesin değildir. Yani hadd olarak bu kadim Türkçesi biz deyirik Göy Türkler. Onların haddi o zamanlar bu gerbide runik alfabeye benzettikleri için onlara runik alfabası demişler. Ancak bunun runik alfabasıyla alakası yoktur. Türklerin özüne has bir alfabeymiş. Yani Göy Türkler döneminde olan o çivi çizgileriyle bugünkü Uygur ve Göç Türklerin alfabetinin arasında bir benzerlik var mı? Onu demek isterdim yani.
biraz yani sözüm arasına girmemiştir lütfen ben açıklayabilirim. Bu Uygur Türkçesi kadim Arami alfabesine dayalı bir alfabettir. Yani o da onlar da yani dediğim kimin o inanç yani esas. Dediniz ki yukarıdan aşağıya yazılır ya, çünkü Arami sağdan sola gelir. Doğrudur. Yani kalmış çakal nazır tutasın. Yani o yani diyor ki bunu bazı okuyanlar deyirler ki sağdan sola okuyak, aşağıdan yukarı yukarıdan aşağı okuyak. Ancak bu Uygur alfabesinin esaslıdır. Ancak özleri onu Arami. Ancak onu da özleri uygunlaştırmışlar öz dillerine yani. Sonra bu Türkçemizin bir özelliği var, bir güzelliği var. Bugünə qədər çoxlu səbkilər var. Yəni, baxdığımızda bəlkə heç bir dilin belə bu qədər zənginliyi yoxdur, amma yadırqamışıq, öz varlığımızdan uzaq düşmüşük. Yəni, baxdığımızda, yəni, beşikdə olduğumuzda nay-nay, oxşamalar, laylar, belə bütün gəlir tabbacalarımız, bulmacalarımız, bu bir dilin zənginliyidir. Bunların üzərində bir çalışmalarınız oldu mu? Türk dilinin zənginliklərindən və özəlliklərindən biraz anlatarsınız, çox sevinərəz. Yəni, Türk dili dedikdə, yəni dərgə sayılır, xas olaraq Türk xalqları bu günləri müxtəlif ədəbiyyatlar özlərinə seçmişlər. Yəni, deyək ki, Azərbaycan Türkçəsi, Türkiyə Türkçəsinin çox yaxın olduğuna baxmayaraq, insan görürsən ki, 3 ay, 5 ay Türkiyədə qalır, deyək ki, mən öz dilim, danışdığım dilimdir. Ancaq baxırsan, görürsən ki, özünə xas bir medium halında, bir grami halında özellikleri de var. O özellik esasında görürsün ki, Türkiye Türkleri edebiyatı okumadıksa, gelip İran'da kalmadıksa, Azerbaycan'da kalmadıksa bu dili çetin başa düşürürler. O açıdan yani diyorsan ki, ben bütün Türk dillerin esasında hangi edebiyatlar neylemişim, hangi araştırım yazmışım, bu çok zordur, imkansızdır. Azərbaycan mesela diye işte mesela Azərbaycan Türkçesinde x vardır, Türkçe Türkçesi x yoktur. Biz hırıldamak diyen de ola hırıldamak diyecekler. Bir yanda ki diyece ölü diye işte hırıldığı ölüm halindedir. Bunu mesela ölü hırıldığı yani gülmeye başlayıp biraz çok dedi gülünce gelir. Ya mesela gı kelimesi bizde vardır, Türklerde de yok. Ya bu sonradan olmuş. Yani biz bugün Türkiye'ye gittiğimizde Anadolu'da, Türkiye'nin iç Anadolu'sunda aynı bizim gibi danışırlar. O yani sonradan yani o hı sözü, gı sesleri, sesçikleri dönüşür ondan sonra kı sesine. Yani söz konusu başka bir şeydir. Söz konusu Türk dilinin o zenginlikleri, onun içerisinde neler vardı. Birazdan sonra o dastanlarından soracağım. O dastanları nədir? Və özəlliklə o zənginliyinin içərisində onun bulmacalarıdır, deyimləridir, atasözləridir. Bunların bir özəlliklərindən anlatar mısın? Yəni işarə etdiyim kimi, bax, yəni deyək ki, məsəl bu o zaman ki, Türkiyədə Türkiyə Cümhuriyyəti quruldu. Bunlar İstanbul ağzını əsas götürdükləri üçün gətirdilər Anadolu Türkçəsində ki, onlar ki işaret edilir, yaşayır halk ağzında. Onları biraz yani deforme ettiler, formundan saldılar. Mesela halk kelimesini halk ettiler. Koyun kelimesini koyun yaptılar. Ya el kelimesini dediler, eynen hem farkı yoktur. Bir anda ki el vardır, el vardır. Gerek bunları ayırasın. O açıdan yani Azerbaycan Türkçesi yani ifade bakımından yani benden soruşmuşsanız Türkiye Türkçesinden lingüistik bakımından daha zengindir. Ancak biz eleyebildik ki Türkçe'de diye ki büyük araştırmalar yapılmış, neyse Türk Dil Kurumu işlemiş. Onlardan birinci şekilde faydalanarak ve onu öz dilimizin zenginleşmesinde katkıda olaq. Böyle demek isterdim yani. Əski çağlardan bəri bugünə dək nağıllarımız ortaya çıxdı. Əski türklərin bugünə dək ən ünlü dastanlarından, o dastanlarından.
Onlarla yaradılış dəstanı var, türəyiş dəstanı var, bozqut dəstanı var, ərgənəkon dəstanı var. Sonradakı nağıllar ortaya çıxır, ozanlar hər zaman dəstanlar ortaya. Onların üzərində bir anlatar mısın? Yəni bu Oğuzlarda Dərə Qorqud dastanları məşhurdur, tanınmışdır və Qırğızlarda Manas dastanları. Ondan o bir dastanlar yox deyillər, vardırlar, ancaq keçmişdə olaraq çoxlu şəfahi halda və ya başqa müəlliflərin yazdığı əsasında gəlmiş günümüzə satılmış və hətta Oğuznamələr məsələ görürsən var. Və sonra onlar üstündə çalışılmış və onları dərinləşdirməyə çalışdırmışlar. Ərgənəkon dastanları da elə o zəmirdə sayılır. Yəni Ərgənəkon dastanı keçmişdə o əsasda bir hər hansı bir türkçə mətn yoxdur. Ancaq bəzi mətnlərdə görülmüş, o əsasda da bu günləri onları gəlişdirmişlər və ədəbi halına gətirmişlər. Və özəlliklə türk ulusunda bir hər zaman bu boşluq gözükür. Biz dediyimizdə baxın başqa millətlər, məsəl örnək olaraq məsəl Firdusi gəlmiş türklərin o qəhrəmanlıqlarından xəyalında bir qəhrəman çıxartmış. Baxın, bunu bir dənə dastana çevirmiş. Bugün o Fars Tacik millətinin bir dastanı. Amma bizim insanlarımıza belə bir dastanları dediyimizdə, belə bir bayatılarımız, deyimlər, atasözləri hər zaman dediyimizdə deyir ki, bu sözəldir, bu ağızdır. Yəni, bəlkə bir şey siz yazsanız, bu yazıt olacaq. Bunu yazmasanız, bu sözəl olacaq. Bu sözəllərimizin niyə üzərində belə bir çalışma yoxdur? Niyə onları doğrudur, ha, bu Quzey Azərbaycanda bu işi etmişlər. Amma Güney Azərbaycanda bunu etmirlər. Niyə insanlarımız oturub, əski dastanlar var, deyimlər var, deyişlər var. Niyə bunları yazmırlar? Bunu yazsan olacaq kitab. Yazmasan olmayacaq. Bunun üzərində nələr demək istərsin? Yəni, bu bildiyiniz kimi bu bugün yəni ədəbiyyatçılıq əgər keçmişdə şairçilik, mirzəsilik əsasında edirsə bu günləri daha doğrusu klassik oxuyaraq roman yazmaqlar böyük dövlətçilik əsasında düşünməklə əsasında vardır. Nə yazık ki bizim keçmiş yüzyıldə xas olaraq Güney Azərbaycanda özümüzün dövlətimiz olmadığı və keçmiş tarixi insanlarımız da ki, deyək ki, Güney Azərbaycanda o zaman İranlaşma hakim etmişlər Menili, onların da yazılı Türk bilinci şuuru olmadıkları üçün fəqat dili bildirən vəsilə deyə qələm almışlar. Hətta bu günlə deyirlər ki, dil vəsilədir, nə fərq edir, hangi dildə yazsan yazsın. Yox, dil mənim evimdir. Mən hər yerə gedirəm, o dildə danışıram, o dildə düşünürəm. O dilindən mühitimi özümə izah edirəm. O lahazda mən hər bir hətta Alman xiyabana çıxarsam, ətrafıma baxanda, öz dilimə düşündükdə, mən dilimi özümə daşıyıram. Demək, bu dil mənəm. Bu dil mənim içimdə olsa da, zihnimdə olsa da, ətraf mühitimi mən dilimlə ifadə etdiyim üçün o dil ilə özümə bir ev düzəldirəm. Bu ev ola bilər ki, insanın təsəvvür əsasında olsun. Ancaq o evlə mən özümü 5 dənə dost görəndə, tanış görəndə deyirəm ki, dost gəlmiş mənim evimə. Ya mən getmişəm dostun evinə, evimi taparmışam dostumun yanına. Yəni bu bir çox dərin bir fəlsəfədir. Yəni düşünmədən öncə danışmaq yoxdur. Deyək ki, bir mətni sən yazasan, yazarkən təvəqquf etmədən düşünürsən, yəni danışmadan da düşünə bilmirsən yəni. Dil bu qədər zəngin bir şeydir. Bu əsasda biz dili dərk etməliyik, insanlarımızı dil mədəni əsaslı özünə dərk etməyə çağırmalı və özümüzü yaşatmalıyıq. Doğrudur. Sayın Sönməz bəy, baxın, bəlkə bir söz vardır, yəni bu Azərbaycanda da ozanlarımız ilə görüşdüyümüzdə bir sözüm var idi ki, bu ölkəyə əzan səsi gəlmədən ozanlar səsi var idi, yüksəlirdi. Ozanlarımızın çoxlar vardı keçmişdə, yəni saya bilərik. Bir günü Azərbaycan ozanlar oxuluydu. Ozanlar
öyrətisiydi, özanlar eğitimiydi, yana belə. Bəlkə ozanlarımızın çoxu var idi, 100, 50, 20 belə dastanlar bilirdi. Ozanlar bunlara söylüyordu. Ancaq bunu niyə insanlarımız yazmırdı? Buradan da məsəl kərələr mən səslənmişəm ki, bunları yazın. Bunları bəlkə keçmişdə ozan var idi. Bunu yazsaydılar, məsəl Aşıq Qərib indiki Aşıq Qərib deyildi. Xəstə Qasımın özəlliklərini yaza bilərdilər. Onun çoxlu məsəl gedirdi toylarda, düğünlərdə, onun boy boyladığı, söy söylədiklərini. Bunları da normal insanlar, bizim yazarlar da anlata bilərdi. Amma bunlar biraz gölgədə qalmış. Bunların ozanlığın üzərində, ozanlığın o türkçülüyün və türk dil biliminin üzərində nə qədər ağırlığı var? İşarə etdiyim kimi, insanlarımız özlərini dil mənə əsaslı düşünmədikləri, dərk etməkləri üçün ozanları və ozanlar yaratdıqları dastanları da özlərinə buraxmışlar. Demişlər ki, dastandır deyilər, qış gələcəkdir, qarnənəmiz bizə dastan deyəcəkdir. Ancaq deməmişlər ki, qarnənə sabah öləcəkdir, sən dastanları öyrənməyəcəksən, gedəcəksən Fars mədrəsəsinə, qarnənənin ölməsi sənin də yarım Fars, yarım yamalaq aradan getmənlə onlar da hamısı yoxluğa gedəcəkdir. Və bir günə baxırsan, görürsən ki, bir çox dastanlarımız elə, yəni mənim yadımdadır, biz elə 3 ay qışı gündə bir dastandan deyərdilər, qutarmazdı, ayrı-ayrı birisini qutarmazdı. Bu gündə onlardan heç bir əsər yoxdur. Niyə? Buna xatır ki, zamanında bizim dövlətimiz olmadı, oxumuş kəsimimiz də zehniyyət baxımından elə öz kimliyini dərk etmədi, fəqat gedək post məqam alaq, yəni ki, nəzir eləyək bizə toxun eləməsinlər. Hətta uşaqlarını öz dillərini öyrətmədən sakındırdılar, qaçındırdılar, amandır deməsinlər nə mənədir. O əsasda da ədəbiyyatı öldürdülər. Bu şəffahi ədəbiyyatı ki, sözlü deyirsiniz, onu kağızı gətirsəydin, onlar da ədəbiyyat, yəni daha zəngin, insan zəngin qalardı, daha zənginləşərdi. Ancaq bir qətlamı fərhəngi olardı. Dilçilik üzərində, bu modern, çağdaş dilçilik üzərində nələr etdiniz, nələri ortaya qoydunuz? Belə o çalışmalarınızdan biraz anlatar mısınız? Yəni, işarə etdiyim ki, mənim bu yəni, ilk çalışmam ki, Qaradağ, Muğan və Zəncan ağılları olsun. Mən onlardan ilk olaraq xalq ağızlarından yetərli materiallar almışam. O materialları mətnələmişəm. O materiallardan bilirəm, əsərləriniz var. Bir örnək də gətirsəniz, bir şeylər də anlatsanız, o deyimlər nədir? Məsələn, Qaradağ bölgəsində olan belə bir dilin ağırlığı var, zənginliyi vardı. Onlardan bir örnək versin. Məsəl deyək ki, o xalq ağzında olan dastanlar, məsəl deyək, gəlinmiş o mətnlərdə alınmış. Onların qram, yəni söz dəyişmə, kəlimə dəyişmə, yəni leksik baxımından dəyişikliyi incələnmiş. Məsələn, görürsən ki, kəlimələrdə gəlirlə deyirik. Bu, məsələn, ədəbi dildə gəlirlərdir. Gəlirlər. Hə, ya gedirlə deyirik, gedirlərdir. Ya bir çox şeylər, yəni bunun dil-birbirində deyirlər ki, regresiv və ya progresiv azimilasyon. Kəlimələr öz içində bir-birinə əriyirlər, bir-birini əridirlər. Bunu aydınlaşdırmağa, bunların özəllikləri üzərində durmağa çalışılmış. Eyni halda hər bir dialektin özündə, məsəl, xas, məsəl deyək ki, deyək ki, kitabi. Kitabi ədəbi dilimizdə kitabını deməkdir. Kitab. Hə, kitabi və mənə. Hə, kitabım. Yəni, kitabım, o ağızdır. Kitabım. Yəni, ingiliscədə də, almancada da, hər bir dildə, arabcada, bəlkə Suudi Ərəbistanda konuşulan arabcayı, Mısırda konuşulan arabcayla bambaşqadır. Yəni, bu hər bir dildə var, buna konuşma bozukluğu da deyilir. Çox sağ olun, yo, belə bir yo, o vurguladın. Xalq ağzında,
yaşanmış ve halkın kelimeni rahat istifade etmesi için kelime erimiş. Yani bu eyni halde bunun bir başı da gelir buna ki dilin içerisinde tarihi sürecinde hangi değişiklikler hangi değişikliklere kelime uğrayabilir ve ne olabilir. Yani bunu yani bu kelime özüne baktı deyince bozulmuş. Bu bozulmuş değil. Bu bir tarihi sürecinde gelmiş. Ancak bunu geçtikleri bir daha içinde onun viraj verdikte fırlandıkta baksan görürsen ki bu bir fakat senin benim bildiğimde değil. Bütün dillerde bu ittifakı yaşayır, işaret ettiğiniz gibi. Örnek olarak mesela onlar, tamam bu onlarda da, bu bir neydi, buna sürtüşme de deyilir. Mesela böyle bir, bazen görürsen ki sessil kopup götürülenir, yani bir ağız olur, bir ortaya çıkır. Özellikle atasözlerinin üzerinde, böyle dursa atasözlerin ne kadar dilçilik üzerinde, ne kadar ağırlığı vardır? Atasözlerde insanların yaşayışında yani tekrarlı olunmuş ve onlardan parametre kimi yani götürülmüş ve zamanında demişler bu sözün burada işlenmesi lazım olar diye urgu alınmış kelimelerdiler, deyimlerdiler. Mesela görürsen deyirler ki köçen yurdun kadrini düşen yurtta bilerler. Deyir, azizim gülerler. Gülerler ağ bilehler, köçen yurdun kadrini düşen yerde bilerler. Bu mesela bir tane zahiren sade kelimedir. Ancak gülerler, bilerler, gelende baksan görürsen ki köçen yurdun kadrini düşen yurtta bilerler. Bunun için verir ki insan olduğu durumu ders etmiş. O zaman ki o durum değişilmiş, onun farkına varır. Ya mesela biri sağlıklı hayattadır. Kadrini bilmişsen, ölenden sonra başlayırsan ona ağlamaya, neynemeye. O da onu getirir ki, yani zamanında değer verin. O da o takdir vabda da şikayetlenir. Deyir ki, zamanında değer verin insanlara. Ölenden sonra getirir ona neyneceksin? Ha ağlayın, ha, gül güne, neynecine. Ya mesele güne. Bir şey kazandırmırsan. Yani bu dediğim bu mesele bunu getirir ki biz yani zamanında dert etmişsek bir meseleni onun sonra kadrini bilmeye esas olmur yani. Yani devamlı kadri yaşıyor tabiidir ki. Ancak kadri kalmaya esas kalmıyor yani. Demek ki her şeyi zamanında değerlendirirsek o zaman özümüzü devamlı kabaka doğru yenileyirik yani o demek istiyorum. Türk dilinin içerisinde olan bayatılar var. Bayatılar bakın her bir milletin bayatısı yoktur. Çünkü bayatılar dilimizin o zenginliğidir ki bunların koşarları, söz diğerleri, söz yazarları, diyenleri, söyleyenleri belli de yani ululardan bizlere bugün yetişmiş. Bayatıların üzerinde biraz değiner misiniz? Bayatılarda bildiğiniz gibi o birinci, ikinci kafiyeler birbirine ritmi gelir ama işaret ettiğim gibi azizim gülerler, ağallar, bilehler. Burada bir şey demir. Gelir üçüncü, dördüncüne ki deyir köçen yurdun kadrini düşen yurtta bilerler. O üstteki iki tane değillerler getirip bilerleri burada getirir ona ki burada sözün canı buradadır yani. Bayatlar böyle bir şehir, böyle bir koşma şeyidir ki taraf elleşir. O galipte o ki yani diyecektir, mesajı vardır. Onu dördüncü kafiyeyle getirsin. Ya yani mesela der azizim ay her aylar, her ulduzlar, her aylar denizde bir gül bitmiş, o da yandım her aylar. Yalda ki denizin içinde göre haraylamıyorsan akı. Ancak görürsen bir muhakkak yaranmış ki o olan muhakkak deniz ki güle sudur, her şeyden vaziplerdir. O su onun suyu değil. O ayrı bir su isteyir. O da ki görürsen ki orada harayla hiç ben yandım. Yani de ben ayrı bir şey isteyirim ki o bende yoktur. Ben... Doğru. Özellikle deyimlerimiz ve deyişlerin
üzerinde. Yani ne kadar da belki bir saatlerce, yüz saatlerce böyle o dilçili Türkçe'nin böyle o zenginliğin üzerinde yani parmak koydum. Deyimlerin ve deyişlerin üzerinde bir onları bir anlatar mısınız? Deyimler nedir, deyişler nedir? Deyimler yani Farsçalısak istilahdır. Yani mustela olmuş kelimelere deyimler deyirik. Deyişler de o deyilmiş şeylerin deyişler değiller. Mesela kim demişsen belası, neylemişsen belası odur. Bu hatta izah olunur. Ancak görürsen bir çok yerde menzur getirmek için o şey için mesela geçmişten deyilmiş, istilah haline gelmiş, onu deyim suretinde işlenirsen ve o sözün canı dərk olunur. Bu hatta demek istedim. Özellikle Türkçemizde koşuklar. Koşukçu dediğimizde bugün çünkü İslam dini gelenden sonra Arapçanın ağırlık basandan sonra şiir ortaya çıkır. Çünkü şiirden önce koşuklar varımızdı, koşmalar vardı. Niye bugün koşuklar, koşmalar kölgededir? Herkes böyle arzuyla, kafiyeyle uğraşır. Niye ölçüleriyle uğraşmırlar? İnsan, yani işaret ettiğim gibi dil insanın evidir. Diyelim ki bir nefer Arap edebiyatı ile ya Fars edebiyatı ile terbiyet alır. Özü de zahirde Türk görünse de terbiyeti Fars olduğu için, Arapça olduğu için o Arapça diliyle, medeniyetiyle özünü bir no ifadedir. O bakımdan bakırsan görürsen ki cami Türk'tür. Ancak camide Türklük ruhu yoktur. Yani insan zihniyet bakımından... Sayın Sönmez, bakın Kuzey Azerbaycan'daydım. Okula gitmemiş ben insanlar gördüm. Ya Qarapapaq Türkler olsun, Burçalı Türklerinden, ya Azerbaycan Uzgar. Oturup o kadar koşmalarımızı inan. Öyle güzel söyler, söylüyordur. Ama onlar bir araya toplamışlar. Ancak biz bugün Güney Azerbaycan'da dedeler olsun, neneler olsun, onlar koşma söylediğinde biz gülürük. Ama herkes gelip böyle gazel yazdığında deyir, hiç anlamını da bilmir. Ha anlamını da bilmediğinde deyir ki, irfandayam. Hiç mənasını da bilmir. Çünkü Arapça böyle bir turşu koyur, bir şeyler anlatır. Niye, niye mesela bu gazel bugün ortaya çıkmış ama o koşmalar ki bizim doğmalarımızda onlar gölgede kalmış. İşaret ettiğim gibi hakim olmuş zihniyet, farslık zihniyeti ve Türklük aleyhine hakim olmuş bir zihniyet olduğu için diyelim ki medreselere gidersen bakırsan medreselerde yazılır ki hə, filan şah, şahını qulam. Soruşan yoksa şahdan qulam çıkmaz. Ya bu şah diye qulamıdır da. Eğer qulamıdır ki şahını demeyin, lütfen deyin ilə qulamlar. Eğer şahdırsa deyin şah. Elə o zihniyet esasında vakti sen görürsen ki bir kitleni dilimeli esasında terörü məruz koyurlar. Onun geçmiş dastanlarını, geçmiş tarixi şəxsiyyətlerini, onun keçmişini terörü məruz koyurlar. O insanda ister istemez o şey ki musbət qələmi alınır. Ona düşünməyə, onun üzərində bir şeyler yontamağa çalışır. Baxışdan görür tərəf oturmuş Azərbaycanda deyir ki, yaxşı olardı ki, mən elə daha artıq kuruş kəbirdən artıq biləydim. Darüşdən artıq biləydim. Onu bilmir ki, aslan, kuruş kəbir, darüş kəbir deyir, tarix yoxdur. Bunlar sonra Turat üzərindən, yəni qərbdə rızaşı zaman pul verilmiş, ortaya qoyulmuş dastanlardılar. Yani bu bugün ne deyirik mesela? Bakın gördüğümüzden görürsün karşımızda olan yani dost demeyelim yani bizi sevmeyen mesela o Tacik Fars dili. Ya bakın uyduruk dastanlarını ortaya koymuş, sergilemiş, özüne bir edebiyat çıkmış. Ama biz doğal dastanlarımızı, o nağıllarımızı, deyimlerimizi, deyişlerimizi, bayatılarımızı, atasözlerimizi, bak biz onların qabağında az yetirmişik. Az yetirmişik ki bunun neydi? Eğer biz bu evin içerisindeyiz, eşikdə baskı vardı. Ancak bunu biz
özümüz də keçmişdə oturub bunları yaza bilərdik də. Ben ona işaret ettim size. Bizde o bilinç, uşur olmamış. Yani biz yazılı dil bilincinden yoksun olduğumuz için, savatlı olmanı Farsça olmakta gördüğümüz için, bize huzur aşılandığı için, huzur impoz ettikleri için, biz dedi aşık gördüğün çağırır. Aşık zihninde olduğun çağırmış ki, aşık gördüğün, gözün aç çocuk kurtarmış der, aneynim, bala neynim, sana neynim. Baba da ne diyorsun, dene de, uzakta bir şey diyor mu, neynim, neynim değil. Ancak onu da izah edebilirim nerede. Hele o esasta da bizim insanlarımız Türkçe yazılı dil bilincinden yoksul oldukları için o şeffaha eşittikleri edebi, kelimeleri de hatta Türkçe yazmaya cesaretler olmamış. Hatta birçoklar değiller ki Türkçe'nin bir grameri var. Türkçe bir yazılar. Bakın Türkçe yazmak için 32 seslik var. O seslikleri bir yere ağızdan çıkanı bir yere dizdiğinde yani yön verilmemiş, yönetebilmemişler ve özellikle böyle bir boşluk ortaya çıkma. Ama umarım ki bu programda değerli soydaşlarımız her yerde olursunuz. Yaşlı analar vardı, yaşlı atalar vardı. Onların deyimleri de, deyişleri de, onların söyledikleri söylerdi, koşmalardı, koşuklardı, boylardı, dastanlardı. Onları yazın sizin. Buna göre ki onlar dilimizin varlığıdır ve zenginliğidir. Öte yandan, özet olarak son sorumdur. Dilçilik üzerinde çalışmalarınızdan ve gelecekte ne edeceksiniz, ne bir teoriniz, ne türlü bir öğretiniz vardığını söyler misiniz? Yani gelecek sorusu dedi, herkes bilmeyecek zaten ne olacaktır. Ancak insanda dedi, arzular büyüktür. O mu dua arzu olsun ki Güney Azərbaycanda da ki bilirsiniz ki bugün nəşuar verirlər. Azadlıq, ədalət, milli hakimiyyət. Azərbaycan Türklüyündə milli hakimiyyəti olsun. O zaman ola bilər də ki bizlər də o milli hakimiyyətinin, milli dövlətinin, milli dili olarsa onun üçün bir dil qurumu quraq. O əsasında da bu işarət etdiyiniz əskiklər ki vardılar. Onun üçün müxtəlif şöbələr yarana və o şöbələrdə müxtəlif zəminələrdə araşdırmalar qabağa aparırlar. İstər dastanlar zəminəsində, ədəbiyyat zəminəsində, istər qədim şeirlər, folklorlar. O şeylər ki, itib batmış halındadır. Ancaq yenə də bəzi uzaq, ucqar bölgələrdə yaşayırlar. Onların vasitəsilə mətni almaq və mətnləri dəyərləndirmək vasitəsilə tariximizin qaranlıq məqamlarına işıq tutmağa çalışır. Çox sağ olun, var olun. Saygılarımı, sevgilərimi sunarım. Dəyərli soydaşlarımız, bugünkü verilişimizin qonağı Almanya'da, Almanya'nın Köln şəhərində Işıq Sönməz Qaradağlı. Gerçəkdən, çox sağ olsun, var olsun. O dilimizin o zənginliyin və özəlliyini və gözəlliyini anlattı və özəlliklə də ki, bilim dalı Türk dil bilimidir. Onun üzerinde çoxlu teoriləri var, çoxlu konuşmaları vardı. Bugün bizim televizyonumuza danışdı, bugün onun qonağı olduq. Yenə də gələcəkdə Almaniyaya gəldiyimizdə, yenə də Işıq Sönməz'in biz bilgilərindən yararlanacağıq və sanal dünyasında da onun bilgilərini paylaşırlar və özəlliklə də ki, özü arada sırada öz səsiylə bilgilərini ortaya qoyur. Saygılarımı, sevgilerimi sunarım. Antiv aparıcısı Elyaz Yekənli. Əsən qalın. Çok sağ olun. Ben bilenim yaxındılar. Eyni halda Çağatay Türkçesi Orta Asya'nın Türkçe kelimelerini de varlığını içerirken Osmanlı Türkçesi, Oğuz Türkçesinin ve Osmanlı element, yani Arapça elementler. Sayın Sönməz Bey, o dönemde baktığımızda Elxanlar döneminde Uygur Türkçesi, sonra Afşarlar
geldiğinde Çağatay Türkçesi, sonra Oğuz Türkçesi ve özellikle de ki batıda Osmanlı Türkçesi. Yani Osmanlı dediğimizde çok Arap karışır ama Uygur Türkçesi ve Çağatay ve Oğuz Türkçesini, bunların bir özelliğinden anlatar mısınız? Uygur Türkçesi diyende bir bugünkü Türkçe var ki Uygurustan'da danışılır, Sinkin yanında. Bir de geldim Uygur bölgesinde var. Defasının esaslıdır ancak özleri onu aramı. Ancak onu da özleri uygunlaştırmışlar öz dillerine yani. Götürülmüş ve zamanında demişler bu sözün burada işlenmesi lazım olar diye. Vurgu alınmış kelimelerdiler, deyimlerdiler. Mesela görsen deyirler ki, köçen yurdun kadrini düşen yurtta bilerler. Ne ölçüleriyle uğraşmalılar? İnsan, yani işaret ettiğim kimi değil, insanın evidir. Diyelim ki bir nefer Arap edebiyatıyla ya Fars edebiyatıyla terbiyet alır. Özü de zahirde Türk görünse de terbiyeti Fars olduğu için, Arapça olduğu için o Arapça diliyle, medeniyetiyle özünü bir nevi ifadedir. Bu bakımın peki bunun neydi? Eğer biz bu evin içerisinde eşiğde baskı vardı, ancak bunu biz özümüz de geçmişte oturup bunları yazabilirdik de. Ben söyledim size, bizde o bilinç, o şuur olmamış. Yani biz yazılı dil bilincinden yoksun olduğumuz için, sabatlı olmanı Farsça olmakta gördüğümüz için, bize huzur aşılandığı için, huzur impoz ettikleri için biz...